Merhaba, adınız, soyadınız? Tahir Ünal. Doğum yeri ve tarihiniz? 1955, 10-10, Çayır, Ödemiş İzmir. Mesleğiniz nedir? Mesleğim fırıncı. Eğitim durumunuz nedir? İlkokul. İkamet adresiniz nedir? Çayır. Bu fırıncılık mesleğini kimden öğrendiniz? Bu fırıncılık mesleğine ablamın eşi, enişte fırın açmıştır daha önce. Ben 10 yaşlarında verdiler. Ben orada fırıncı oldum. Askeri gidiyorken çalıştım. Askerden geldikten sonra tekrar devam ettim bu mesleğe. Ve devam ettik. Şu hale çalışıyoruz. Kaç yıldır bu işi yapıyorsunuz? Valla aşağıya bir şu an söylersen 10 yaşı bitirdim ben. Çıraklıktan. Nefes edildiğiniz gibi aşağıya doğru yine ortalama 50-55 senedir yapıyorum. Ne zaman usta oldunuz? Askerden geldikten sonra ustalık ediyordum. Eskiye dönseniz yine bu işi yapar mıydınız? Kesinlikle yapmam. Yapmak istemenizin veya istememenizin sebebi nedir? Çok güzel bir soru. Sosyal hayatım hiç yok. Ve ailemle ne anlı çok ayrı kalıyorum. Çoluğum çocuğumu göremiyorum fazla. Eşimi göremiyorum. Evime yatak görüyorum. Akşam kalkıyorum, fırın görüyorum. Yanımdaki çalışan kişiler çoluğumdan çocuğumdan fazla görüyorum. Onun için sosyal hayatım olmadığı için kesinlikle bir daha dünyaya yardım yapmam lazım. İşinizin püf noktaları nelerdi? Vallahi işimizin püf noktaları hassas bir iştir bu. Streslidir biraz. Hamur kışın olur sıcak su vereceksin. Kışın yaz olur buz veriyorsun, soğuk su veriyorsun. Fırının derecesini ayarlayacaksın. Kolay bir iş değil. Sorarsanız. Hani karşıdan belki kolay gelir böyle insanlar ama gerçekten çok zor. Hani her bir hata yapıyorsun bakkalcı, satıcı, patronla ters düşüyorsunuz. Her an işinizde olabilirsiniz. Stresini bırakıp gidebilirsiniz. Kızarsın. Un kaliteli olması lazım. Kalite patron ucuz olmak istiyor. Sen kaliteli kullanmayı istiyorum. Patron ucuz olanı almayı istiyor. Daha fazla kalitesi için ama olmuyor. Kalitesiz bu. Bu fırınlar kesinlikle kaliteli bir şey kabul etmiyor. Eliman'ın yanındaki yani kolay bir iş değildir yani. Karşıdan göründüğü gibi değildir. Gelişen teknolojiyle birlikte fırıncılık mesleğinde nasıl değişiklik oldu? Eskiden nasıldı, şimdi nasıl? Evet, çok güzel bir soru. Eskiden elimizden yapıyorduk, genelde çoğuna. Şu anda makinemizi dönmemizin sebepleri zaten bu eleman sıkıntısından. Çok sıkıntı çekiyoruz. Şu an eleman yetişmiyor. Sosyal olmadığı için gençler çalışmıyor bu işler. Onun için makineyi, genelde makineyi döndük. Şimdi makineler rahatız dersek yine de eleman sıkıntısı hala da çekiyoruz. Bu sektörde eleman sıkıntısı çok. Ha, meslek güzel bir derseniz çok güzel. Ama dediğim gibi güzel benim denemiş olduğum aydın olayı bugün de bir daha gelsem dünya ben meslek yapmam. Bu işin avantajları nelerdir, dezavantajları nelerdir? Yine güzel bir soru. Parayı bir şansın yok. Gezmeye şansın yok fazla. Sosyal hayatın olmadığı için. Gece çalışıyorsun, gündüz yatıyorsun. Para biriktirme şansın var. Parayı çok seviyorsan biriktirip canını istediğin alabilirsin. Parası da İyi kötü, Allah belki etmesin, tatlıdır yani parası.
Para oluyor ama işte sadece fazla sosyal hayatımız, gezemediğimiz, tozumadığımız burada. Ailemiz, çoluğumuz, çocuğumuz yiyorlar. Ben yiyemiyorum ama onlar için diyorum. Ne yapayım? Kendim onları feda ettim artık. Peki, ekmeğin belirlenen bir gramajı var mı? Varsa kaç gramdır? Evet, onun belediyenin verdiği yetkiler oluyor. Mesela şu anda ekmek 200 gram. Yani para kendine ekmek 200 gram. 3 lira. Belediyenin kanunlara uyuyor, bulmak zorundayız. Kendi çağıtını yapamıyorum. Anladım. Ekmeğin pahalı veya ucuz olmasının sebepleri nelerdir? Evet, üretim yok Türkiye'de. Buğday üretim olmadığı için dışı bağlıyız buğdayı. Onun için dıştan aldığımız dolarla olduğu için ister istemez de ekmek pahalı gelir, insanlar pahalıyor ama un pahalı, çok aşırı. Mesela eskiden normal bir zam gelmiyordu. Mesela bir senede birçoğumuz 10 lira zam gelirdi. Şimdi öyle değil. Bir senede %100-200 zam gelir. Yani bunun fırıncının yapıldığı gibi değil. Kendi üretmiyor bu adamın. Bu diye yok ki. Dıştan alıyor. Peki ne tür ekmek çeşitleri var? Çalgar ekmeğimiz oluyor. Kepek ekmeğimiz oluyor. Sarı ekmeğimiz oluyor. Beyaz ekmeğimiz oluyor. Daha çeşitleri var. Zaten genel bizim buralarda. Bu ekmekler tavsiye ediyorlar. Biz de onu görüşürüz. En çok tercih edilen ekmek hangisidir? En çok. Ben dedim ya, 10 yaşından beri bu mesleğin içindeyim. Beyaz ekmekten çeşitliliğiyle uzun,